dediniz ki Fenerbahçe karşılaşmasına daha çok önem veriyorum gibi bir hava oluştu. Yedek futbolcularımı oynatacağım, as futbolcuları Fenerbahçe maçına saklıyorum gibilerinden. Ülke puanına baklar ve sosyal medyada bir infial yaratıldı. Bu konudaki yorumlarınızı merak ediyoruz. Şimdi bir kere bilmiyorum, ben sosyal medyayla fazla ilgilenmiyorum. Ama şunu söyleyeyim, bir kere yanlış, o düşüncelerin hepsi yanlış. Şimdi biz 2 günde bir maç oynuyoruz, 3 günde bir maç oynuyoruz. Oyuncuları dinlendirmeniz gerekiyor. Şimdi ben biraz önce de söyledim, ligde bizim durumumuz tabii ki iç açıcı değil. Mutlaka bizim iyi şeyler yapmamız gerekiyor. O maç, bizim maçımız şimdi Fenerbahçe değil, Kayseri Spor olsun, Malatya Spor olsun, bir takım olursa olsun çok önemli bir maç yani. Bak, mutlaka puan almamız gereken bir maç. Bu Fenerbahçe değil tabii ki. Herhangi bir takım da olur yani. Bizim söylemek istediğimiz oydu yani. Mesela biz Antalya maçında kendi sahamızda mağlup olduk. En kötü futbolumuzu oynadık belki de bu sezon. Onun nedeni tabii ki arkadaşların yorgunluk oluyor, bıkkınlık oluyor. Ya kolay olmuyor. Veyahut da bir arkadaşınız sakatlansa 2 günde hemen iyileşmiyor, öbür maça yetişemiyor. Onun için de tabii ki bazı şeyleri bizim tutmamız gerekiyor dedik. Bir de şeyi zaten garantilemiştik biz, yani grubu garantilemiştik. Tabii ki, ama biz yine de orada tabii ki puanlar almak için uğraştık sınav yaparaktan. Onu da yaptık, onu da gerçekleştirdik. Orada bir nebi Fenerbahçe'ye karşı veyahut da hiçbir kimseye karşı bir şey yok. Biz orada Fenerbahçe değil, biraz önce söylediğim hangi takım olursa olsun bizim puanlar almamız gerekiyor dedik maçta. Bazı arkadaşlarımız yorgun, sakat olan arkadaşlarımızı da tabii ki oynatmamaya çalıştık yani. Hocam, benim bildiğim kadarıyla, yanlışsam düzelteceksiniz tabii ki lütfen bu arada. Göreve geldiğinizden beri herhalde sizin Fenerbahçe'ye karşı yenilginiz yok, öyle değil mi?